başlangıçlar zordur. En güçlüler bile bükülür ama kırılmaz. Bu ev. Ona bu şansı tanıyabilir mi? Belki evet, belki de hayır. Elena, şimdi eve geldim. Eşyalarımı yerleştiriyorum. Evet. Hayır, o kadar da değil ya. Üf, ne bileyim. Neredesin? Sen ne yapıyorsun? Oha. Evi toparladığın için sağ ol. Ama ne bileyim. Sence de bu evin bu kadar ucuz olmasının biraz garip değil mi? İşte ama bilmiyorum. Anne, ben seni sonra arayayım mı? Tamam, görüşürüz. Paranoya. Var olmayan şeylerden korkma duygusu. Var olmayan ama var olabilecek olan. Kontrol yitirme. Thank you.
üstesinden gelebilirsin. Belki de sorunlar yokmuş gibi davranmak en büyük hataydı. Biz affetmedi. Ben veremem. Hiçbir şey bilmiyorum. Bizi affetmedi. Bizi affetmedi. Affetmedi. Onun adını ağzına alma. Tekrar soruyorum, sen de kimsin? Bende cevaplar yok. Her şey en altta. Bodrum mu? Evet, ama inme oraya. Sen aklımı kaçırdın. Çık evimden. Ben gelemem oraya. Çık evimden.
olsaydı denemez miydim sanıyorsun? Burası tam olarak neresi? Cevaplar bende yok. Aşağıda. Aşağıda ne var? Buraya gel. Ne kadar zor olursa olsun. Olması gereken kişi benim. Hatırladığım en eski anı mı? Bu imza senin mi? Evet ama bu defteri hatırlamıyorum. Hatırladığın en eski anı mı? Ben bavulumdan eski anından çıkıyorum ama gerçekten bunların hepsi ne anlama geliyor? Cevap bekleyen soruların olduğunu biliyorum.
İzin verirsen hepsini yanıtlayacağım. En son hatırladığın şey evi terk edişin. Çünkü her şey sen bunu yaparken olmuş. Bu evde iki aile varmış ve ortada bir yasak ilişki varmış. Ve sen de bunu kendi çıkarlarının doğrultusunda ifşa etmişsin. Dalga mı geçiyorsun bana? Sabırlı ol. Devamlı dinlemek isteyeceksin. Çünkü benim de anlamadığım bir şeyler var. Bir katliam yaşanmış ve herkes ağır bedeller ödemiş. Bildiklerinle iki ailenin hayatını mahvetmiştin. Peki bu suçlamaların kaynağı ne? Bu defteri sen bir araya getirmişsin. Senin imzan. Senin uyurken baştan sona defalarca okudum. Bir sürü not, fotoğraf, gazete parçası var. Sevgili günlük, bugün yeni evime taşındım. Her şey güzel olacak gibi. Bugün olmasın, günün güzel olmasına da ihtiyacım var. Bu evin bu kadar ucuz olmasına şaşırttı beni. Ama bu döküntüye çok bile. Yazan şeyi hatırlamıyorum. Bu defteri bile. Ne demek oluyor bu? Neden hiçbir şey hatırlamadığımı bilmiyorum. Bugün taşındığım ve daha öncesinde yazanı hatırlamıyorum. Delirmek üzereyim bu defterde yazanlarla. Anlattıkların doğruysa bile hiçbir şey hatırlamıyorum. Anlamadığım şey de bu. Defterde bana dair bir sürü şey var ama ben de hiçbirini hatırlamıyorum. Hatta bazı soruların cevaplarının sende olacağını düşünmüştüm. Ne gibi yanıtlar? Bir katliam yaşanmış burada. Yasak ilişkinin kıskançlığa kurban geçişine dair notlar var. Her şey bu masada olmuş. Ben bir ilişki yaşadığım kadın. Sen bunu onun eşine söylemişsin. Ve adam iki aileyi de katletmiş. Burada yazılanlar sürekli kendini tekrar ediyor sanki. Yeni bir eve taşınıyorum ve anlattığın şeylere dair bir sürü not var. Sanki ölmeden önce defteri her defasında yenip çekiyorum ve her defasında yeniden doğuyorum. Sanki kısır döngüye giren bir reenkarnasyon gibi. Ve katilden bahsediyor. Peki aynı kişi olabilir mi? Gerçekten de aynı şeyleri yaşıyorsak, sürekli ve sürekli bir katil var ve seni avlamaya çalışıyor. Ölüyorsun ve sürekli uyanıyorsun. Peki neden bunlar oluyor? Neler oluyor? Çünkü bedenini sonsuza dek ödememiz gerek. Doğaüstü bir güç tarafından aynı kaderi yaşamaya mahkum edildik. Bu döngüyü kıracağız. Yapacağımız en son şey olsa bile bu döngüyü kıracağız.